Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 10-11 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli TÖDER yayınlarının Türkçe sorularını çözmüş olacağım. Bu ve diğer Türkiye geneli deneme sınavlarını daha yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Evet birinci soruda bu parçada geçen numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı parantez içinde yanlış belirtilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Bakın, has özgü doğrudur arkadaşlar. Yanlış olanı sorduğu için bunu eliyorum. Üstün anlatım ima demiş. Dursun bu isterseniz bir. Diğerlerine bakalım. Kendine has olan ilgi, alaka, ilgi ve alaka aynı anlamda kullanılır. Bunu da elemiş oldum. Tarif, tanım bu da aynı anlama gelir. Bunu da elemiş oldum. Boyutlarındaki, ebatlardaki bu da aynı anlama gelir. Bunu denemiş oldum. Anlatım ve ima aynı anlamlara gelmez arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız 2 numaralı sözcük olacaktı. Yani B seçeneği doğru cevabımızdır. İkinci soru. Bu parça ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. A. Aşamalı durum bildiren yargıya yer verilmiştir diyor. Arkadaşlar bu nerede var? Bakın bu Şurada var. Gelişerek varlığını sürdürmüş diyor. O yüzden ben buradan A seçeneğini çıkartırım. A elemiş olduk. Tanım cümleleri kullanılarak açıklama yapılmıştır diyor B seçeneğinde. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın. Şuradan itibaren bakacak olursanız hatta şuraya kadar arkadaşlar tanımlar yapıldığını görüyoruz. Buradan da B seçeneği çıkar. Bunu denemiş olduk. C seçeneğinde minyatür sözcüğünün ortaya çıkışı ile ilgili bilgi verilmiştir diyor. Peki bu nerede var? Bu ise değerli arkadaşlar bakın şuradan itibaren aldığımızda değerli arkadaşlar şuraya kadar olan kısımdan biz neyi çıkarırız? C kısmını çıkarırız. Burada bundan bahsediyor. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğinde minyatür sanatının hangi malzemeler üzerine yapıldığı belirtilmiştir diyor. Peki bu nerede var arkadaşlar? Bu da Yine şuradan itibaren alırsak minyatür sanatı genellikle kağıt, fil, dişi ve benzeri maddeler üzerinde yapılmaktadır ifadesinden. Buradan da D seçeneğini çıkarız arkadaşlar. Bunu denemiş olduk. Minyatür sözcüğünün hangi dilde türediği ile ilgili bilgi verilmiştir diyor. Böyle bir bilgi var olmadığı için doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada geçen eşref saati sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamıza bakalım. Benim hiçbir öykümde önceden belirlenmiş bir iskelet olmadı. Roman üzerinde istediğim zaman çalışabilmeme karşın öykünün eşref saatini beklemem gerekirdi hep. Masanın başına oturup biraz öykü çalışayım diyemedim hiç. Buna kalkıştığımda ise altını imzalayacağım çok kötü şeyler yazdığımı gördüm. Öyküyle romanın yazılma sürecindeki asıl fark bu bence demiş. Eşref saati arkadaşlar genel itibariyle bir işin yola girmesi için en uygun saat anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda ise bir işin olumlu yola girmesi için en uygun zaman demiş. Tanımını vermiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir zaten arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada geçen altı çizili sözlerin karşıladığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Bakalım. Yazılarındaki şiirsellik, sıcaklık kendime karşı dürüst olmaya çalışmamdan kaynaklanıyor. Kendimi aldatırsam okurlarımı da aldatmış olurum. Okurlarım bana inanıyor. Ben de inandığım şeyleri yazıyorum. Modaya uyumak, tribünlere oynamak, herkesin hoşlanacağı şeyler yazmak gibi kaygılarım yok ifadesinden. Bakın kendimi aldatırsam ifadesinden biz ne anlarız? Yapması gerekenler konusunda amacını netleştirememek ifadesini anlarız. Yine modaya uymak, dönemin eğilimlerine göre hareket etmek anlamına gelir. Tribünleri oynamak ise göze hoş gelecek davranışlar sergilemek anlamına gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede şairin ilk dönem şiirlerinin içeriğinden söz edilmiştir diyor. Turgut Uyar ölçülü ve uyaklı ilk dönem şiirlerinde daha çok kişisel yaşantısı üzerinde durduğu ifadesinden. Bakın neyi anlatmış yazar? Kişisel yaşantısını anlatmış. Bunu çıkarabiliriz. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğinde ikinci cümlede şairin özellikle üslub açısından hangi akıma karşı çıktığı belirtilmiştir diyor. Aşk, ayrılık, ölüm temalarının işlendiği bu şiirlerinde garip akımının izleri görülür ifadesinden arkadaşlar karşı çıktığı bir akımdan bahsetmiyor ki izleri görülür diyor. Garip akımından etkilenmiş bu. O yüzden doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçadaki boşluklar sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle tamamlanmalıdır? ifadesine bakıyoruz. Türkçenin şu andaki en önemli sorunu dildeki nokta 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 her dilde Yabancı kökenli söz vardır. Hiçbir dil saf değildir. Türkçede pek çok dile nokta nokta pek çok dilden nokta nokta. Şimdi bakın, birinci boşlukta diyor ki dilde yabancı kökenli sözcük vardır diyor. O yüzden ben yabancı ögelerin artmasıdır ifadesini getirebilirim. Şuraya da ikinci boşluğa da Türkçede pek çok dile söz vermiş ifadesini getiririm. Pek çok dilden de söz almıştır ifadesini getirirsem dil ve anlam bütünlüğünün sağlandığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci cümlede genel kabul gören bir yargıdan söz edilmiştir diyor. Brezilyalıların tam anlamıyla kahve tutkunu oldukları bakın hemen herkes tarafından bilinir ifadesinden ...genel kabul gören bir yargı olduğunu çıkarabiliriz. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Karşılaştırmaya dayalı bir yargı söz konusudur diyor B'de. Dünyanın en açık ara lider kahve üreticisi demiş. Arkadaşlar en büyük ifadesinden karşılaştırma olduğu çıkmaktadır. O yüzden B için elemiş olduk. Üçüncü cümlede imkanların çokluğu benzetmeden yararlanılarak belirtilmiştir diyor. Bakalım. Brezilya'nın ünlü turistik şehri Rio de Janeiro'ya da kahve tutkunları için adeta bir cennet. Bakın Rio de Janeiro'yu cennete benzetmiş. O yüzden arkadaşlar bunu da çıkarabiliriz. C seçeneği indirilmiş oldu. Dördüncü cümlede gözlem yoluyla bir durumun tespit edilebileceği dile getirilmiştir diyor. Buna bakalım. Şehre gittiğinizde Brezilyalıların kahveyi bizim çay içtiğimiz gibi yaygın bir şekilde tükettiklerini göreceksiniz ifadesinden ise arkadaşlar gözlemden yararlanıldığı fark edilmektedir. O yüzden D seçeneğinde elemiş oldum. E seçeneğinde 5. cümlede bir kahve türünün çok tercih edilmesinin nedenleri belirtilmiştir diyor. Bakalım. Kafezinho isimli küçük plastik fincanlarda koyu siyah ve genelde bol şekerli bir kahve türüyle bilinirler ifadesinden. Böyle bir şey çıkaramıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir yabancı dil bilmek, o dili kullanmak, insanın ana diline dışarıdan bakabilmenin ilk koşuldur ifadesinden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulacağız. A seçeneğinde yabancı dil eğitimi almanın ilk koşulu ana dilini çok iyi bilmektir. Bunu kesin olarak çıkaramayız. Bir yabancı dili Ana dili ölçüsünde iyi bilmek kolay ulaşabilecek bir durum değildir. Bu da olmaz. Yabancı bir dili bilmek ve kullanmak insanı kendi ana diliyle yabancılaştırmamalıdır. Bu da olmaz. Bir insanın ana diline empati ile bakabilmesinin şartı bir yabancı dil bilmesi ve kullanmasıdır ifadesinden. Empati dışarıdan bakabilme. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakalım. Edip kendini yeniliyor ifadesinde bakın. Etmekten edip olmuş. Burada ne var arkadaşlar? Ünsüz değişimi var. O yüzden bunu elemiş olurum. Bunu elemiş olurum. Bunu elemiş olurum arkadaşlar. Yeniliyor ifadesinde yenilemektir. E ünlüsü daralarak iyiye dönüştürmüştür. Yor iki buna bakmış olacağız. Yani ünlü daralması arkadaşlar bunu denemiş oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Bakışta ifadesinde ise bulunma haleki olan dağın ta'ya dönüştüğünü görüyoruz. Yani burada da ne var? Ünsüz benzeşmesi var. Birinci sözcükte ünsüz değişimi, ikinci sözcükte ünlü daralması, üçüncü sözcükte de ünsüz benzeşmesi bulunmaktadır. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım. Bilimde, teknolojide yaşanan gelişmeler dile de yansır. Yeni kavramlara, yeni ürünlere dilimizin kaynaklarından yararlanarak karşılık bulmamız gerekir. Türkçe söz köklerinden işte eklerle yapılan yeni türetmelerle dilin söz varlığı zenginleştirildiği gibi aynı yolla dile kazandırılacak terimlerle Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine katkıda bulunulmuş olacak ifadesinde. Bakın Türkçenin kesme işaretiyle ayrılmaması gerekmi, gerekiyordu arkadaşlar. Bitişik yazılması gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız da nedir? C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada geçen sözcüklerin yazımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. Yaşayan sözcüğünde ünlü daralması yapıldığı için sözcüğün yazımı yanlıştır. Doğrudur. A'yı elemiş olduk. İkinci cümlede her şeyi sözü yanlış yazılmıştır. Sözün doğru yazımı her şeyi şeklindedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üçüncü cümlede bir çoğu sözcüğü yanlış yazılmıştır. Sözcüğün doğru yazımı bir çoğu şeklindedir demiş. Bakın arkadaşlar konuşmalarının bir çoğu ifadesini görüyoruz. Belgisiz zamir o yüzden bitişik yazılmalıydı. Buradaki bu ifadede nedir? Yanlıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 nokta parçanın ikinci cümlesindeki işleviyle kullanılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Bu insanlar her şeyi yoğun bir biçimde yaşarlardı. Aşkı, kini, öfkeyi. Bakın arkadaşlar. ikinci cümleye baktığımızda örneğin devam ettiğini görüyoruz. Doğru mu? hangi duyguları yaşadığının örneğini veriyor. Aşkı, kini, öfkeyi ve devam etmiş. Bizden bunu bulmamızı istiyor paragrafta. Buna benzer haberleri nokta nokta gazetesinde sıklıkla görebilirsiniz. Bu olmaz. Ayeledik. Ayrılırken ağzından şu sözler döküldü. Bir daha buraya dönersem nokta nokta bu da olmaz. Kısa bir mola. Sonra haritadan yeni bir rota belirleyeceğiz. Bu da olmaz. Size o günlerde yaşadıklarımla ilgili anlatabileceğim o kadar çok şey var ki, bakın bu da olmaz, bunu da yedik. Sanatçının birçok türde eseri bulunmakta, deneme, gezi yazısı, anı ve devam ediyor. Örnekler devam ediyor. O yüzden doğru cevabımız da nedir? E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Çağdaş toplum birinin attığı adımdan ötekini sorumlu tutuyor. Neden uyarmadın? Burada ne gelir arkadaşlar? Virgül gelir. Çünkü devam ediyor soru. Neden doğru yolu göstermek elindeyken boş verdin? Neden bana ne? Deyip geçtin. Noktalı virgül. Sen bu toplumda, bu yeryüzünde değil miydin? Bunca kırıp dökmeler, yıkımlar yaşanırken ifadesine de Soru bittiği için arkadaşlar buraya da soru işareti gelecektir. Böyle bir kullanım nerede var? Bakın virgül, ünlem, noktalı virgül, soru işareti A seçeneğinde var arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem belirtili ad tamlaması hem de belirtisiz ad tamlaması kullanılmıştır diyor. Bakın B seçeneğine bakacak olursanız arkadaşlar yüzümün rengi her ikisi de ek almış. Tamlayan ve tamlanan eklerini almış. Burada ne vardır? Belirtili isim tamlaması vardır. Yüzler karası ifadesinde ise karası iyilik ekini almış. Birinci sözcük tamlayan eki almamış. Bundan dolayı da burada belirtisiz isim tamlaması vardır. Dolayısıyla da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Bakalım. Kendi nedir? Her zaman dönüştürük zamiridir. Bu özellikleriyle demiş. Bu ismi belirttiği için işaret sıfatıdır. O 21. yüzyılda da flash edebiyatçılar arasında olacaktır. Buradaki o nedir arkadaşlar? Zamirdir. Farklı olanı sormuştu. Dolayısıyla B seçeneği nedir? farklı olan seçenektir. Burada işaret sıfatı kullanılmıştır. Diğerlerine de bakalım. Onu özümseyenler kazanacaktır ifadesinde bu da zamirdir. Kim bilir belki birçok hikayeci demiş. Bu da nedir arkadaşlar? Yine zamir görevinde kullanılmıştır. 16. soruya geçiyoruz. Bu parçadaki cümlelerle ilgili yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Bakalım. 1 Günümüzde yapay zeka konusunda bilgisayar bilimcileri ve mühendisler arasında bile mutabakata varılmış bir tanım yoktur cümlesinde sıfat fiil ile kurulmuş bir yan cümlecik vardır diyor. Bakın arkadaşlar tanım isim, nasıl tanım? Mutabakata varılmış bir tanım buradaki mı eki nedir? Sıfat fiil ekidir. O yüzden bu doğrudur. Biri alabiliriz. 2 Oxford Dictionary yapay zekayı görsel algı, konuşma, tanıma, karar verme ve diller arası çeviri gibi normalde insan zekası gerektiren görevleri gerçekleştirebilen bilgisayar sistemlerinin teorisi ve gelişimi olarak tanımlar cümlesinde ögeler, özne, belirtili nesne, zarf cümleci ve yüklem şeklinde sıralanmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Tanımlar, yüklem. Bunu tanımlayan kim? Oxford Dictionary. Bu da nedir arkadaşlar? Öznedir. Peki neyi tanımlar? Yapay zekayı. Bu da neyi veriyor bize? Bakın belirtili nesneyi veriyor. Peki nasıl tanımlar? Bundan sonrası arkadaşlar şuraya kadar olan kısım ise bakın buradan başlayıp şuraya kadar devam eden kısım ise bize zar tümlecini verir. Dolayısıyla bu da doğrudur. İkiyi de alabiliriz. Cümlesinde edat, bağlaç ve zamir kullanılmıştır diyor. Bakın hemen gözümüze çarpıyor. Ve nedir burada? Bağlaçtır. Gibi edattır. Fakat arkadaşlar cümleye baktığımızda zamir bulamıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? Doğru olanın sorduğu için 1 ve 2 olacaktır. Yani D seçeneğidir. 17. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci cümle öznesi ortak bağımlı sıralı cümledir demiş. Bir öykü ya da şiir yazdığımda her şeyle ilgimi keserim demiş. Yüklem. Yalnızca o öykü veya şiirle ilgilenirim. Bu da yüklem. Bakın arkadaşlar iki yüklem var. Birbirinden virgülle ayrılmış. Bu bir sıralı cümledir. Keserim kim? Ben. Gizli özne. Peki ilgilenirim kim? Ben. Gizli özne. Öznesi ortak. Bağımlı sıralı bir cümledir. A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci cümlede ek fiil isim soylu bir sözcü yüklem yapmıştır diyor. Bakın mesaj yoktur ifadesinde yok isim tur ek fiildir arkadaşlar. Bundan dolayı iki numara da doğrudur. B seçeneğini denemiş olduk. C seçeneğinde cümlede iki yüklemden iki yüklem de söz öbeğinden oluşmuştur ifadesini görüyoruz. Bakalım düşünür değilim yüklem şaşkın bir insanım yüklem Bakın birisinde edat grubu ile oluşuyor. Diğerinde de sıfat tamlaması ile oluşmuş. Bu da doğrudur. C seçeneğini dilemiş olduk. Dördüncü cümlede hem edat hem bağlaç kullanılmıştır diyor. Bakalım. Burada bakın arkadaşlar V nedir? V bağlaçtır. Edat nerede var? Edat ise değerli arkadaşlar şurada özellik ile demiş. Burada da ne var arkadaşlar? Burada da edat vardır. 5. cümle 3 ögeden oluşmuştur ve yüklem oldurgan fiildir diyor. Bakalım. Ben hep bu şaşkınlığımı yazıyorum ifadesinde yazıyorum. Yüklem kim? Ben. Özne. Neyi? Bu şaşkınlığımı. Nesne arkadaşlar? Nasıl? Hep. Bu da zar tümleci. Bir kere 3 ögeden değil 4 ögeden oluşuyor. Elemiş oluruz. Yüklemi de oldurgan olabilmesinin şartı neydi? R, T, tır almasıdır bunu da almıyor. Almadığı için arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Hem etken hem de dört ögeli bir cümledir. 18. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır demiş arkadaşlar. Bakalım. Toplumu ve toplumun sorunlarını anlatmak her sanatçının görevi olmalıdır. Yok, eleriz. Sanatçı tüm gücüyle toplum sorularına çözüm yolları aramalıdır. Yok. Toplum sorunlarına çözüm arama gayretini Mehmet Akif'in eserlerinde çok iyi görüyoruz. Burada yok. Mehmet Akif toplumsal sorunları çok iyi görmüş, yaşamış ve bunlara çözüm yolları aramış bir sanatçıdır. Burada da yok. Sanatçı Seyfi Baba şiirinde yoksul insanların sorularına parmak basar ve tüm çıplaklığıyla anlatır. Bakın burada var. Kimi anlatır? Onları olması lazımdı. Yani burada ne eksikliği var? Nesne eksikliği var. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada yazarı şiirin anlatım özelliklerinden hangisine veya hangilerine göndermede bulunmamıştır diyor bakın. Bulunmayanı soruyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat edecek olursanız özgünlük demiş. Özgünlük neydi? Kimseye benzememe, sıra dışı olma demekti arkadaşlar. Peki biz bunu nerede buluyoruz? Biz bunu şuradan bulabiliriz farklı bir atmosfer oluşturmalı, bir başkalık taşımalı ifadesinden biz biri çıkarabiliriz. Buradan özgün olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. O yüzden nedir? Ben biri elemiş olurum. Peki etkileyicilik nerede var? Bakın etkileyicilik ise şurada diyor ki her sözcük vazgeçilmez olmalı diyor. Bu da etkilendiğinin bir göstergesidir. Dördü de elemiş oluruz. Dört de burada var. Peki duruluk nerede var? Duruluk ise değerli arkadaşlar bir tek bir sözcüğü çıkarsanız bile büyüsü bozulmalı şiirin ifadesinden buradan da duruluk olduğunu çıkarırız. Bunu denemiş olduk. Geriye kalan yalınlık arkadaşlar buradan çıkarılabilecek bir unsur değil. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Parçaya baktığımızda değerli arkadaşlar, A, Everest Dağı'nın ne zaman ve nasıl oluştuğuna dair pek çok görüş bulunduğu. Bunu nereden çıkarız arkadaşlar? Bakın şurada, bu değerli popüler ve ilginç özelliklere sahip Everest Dağı'nın ne zaman ve nasıl olduğuna dair pek çok görüş bulunmaktadır ifadesi. Buradan çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben A seçeneğini elemiş olurum. B seçeneğinde yer alan Everest Dağı'nın doruk noktasında oksijen yetersizliğinden dolayı, yaşam bulunmadığı ifadesini görüyoruz. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın bu da son kısımda yer alan Everest Dağı'nın doruk noktasında oksijen yetersiz olmasından dolayı yaşam yoktur diyor. Buradan da ben B'yi çıkarmış olurum. B'yi delim eledim. Everest'in tırmanış tutkunları için dünyanın en popüler dağı olduğuna dursun bu arkadaşlar bir. Everest Dağı'nın turizm açısından bulunduğu yere katkı sağladığı ifadesini görüyoruz. Bu nereden çıkıyor arkadaşlar? Bakın bu da şuradan itibaren okursak paragrafı buradan da D seçeneği çıkıyor. Bunu denemiş olduk. E seçeneğinde yer alan Everest Dağı'nı dünyada neredeyse herkesin isminde olsa bildiği ifadesini görüyoruz. Peki bu nereden çıkıyor? Bu da şuradan çıkıyor. Bakın hemen hemen herkesin isminde olsa bildiği popüler bir dağdır demiş. Buradan da E seçeneği çıkar. Bunu deleriz. Arkadaşlar doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Everest'in tırmanış tutkunları için dünyanın en popüler dağı olduğu buradan çıkarılamaz arkadaşlar. 21. soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş yine. Arkadaşlar parça okumuştuk hatırlarsanız bakmıştık. Bilgilendirici metin niteliği taşımaktadır. Doğrudur. az seçeneğini ederiz. Nedeniyle verilmiş yargılar kullanılmıştır diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Dil göndergesel işlevi ile kullanılmıştır. Evet bilgi verdiği için bu da doğrudur. Tanımlamalara ve örneklere yer verilmiştir diyor. Duysun bu. Sayısal verilerden yararlanılmıştır. Tabii ki 450 milyon yıl önce demiş. Ondan sonra 8840 metre yüksekliği demiş. 1865 yılı demiş. Bunlara baktığımızda değerli arkadaşlar sayısal verilerden yararlandığını da görüyoruz. S demiş oluruz. Fakat cümlede herhangi bir tanımlama ve örneklemelere yer verilmemiştir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır diyor. Parçamıza bakalım. Dünya klasiklerinin birçoğu aynı konuyu ele alır, işler ama bunların hiçbiri diğerine birçok yönden benzemez. Her klasik yapıtın ayrı bir havası, ayrı bir üslubu vardır. Klasik yapıt bulunduğu alanında üzerinde çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen türünde örnek olarak görülen eserlerdir. Bu yapıtları bize sevdiren belki de onların başkalarına benzememesidir. Söz gelimi Romeo ve Juliet ve Ferhat ile Şirin'de konu aşktır ama bu yapıtların her ikisi de aşkı konu edinen başka yapıtlara hiç mi hiç benzemez ifadesinden arkadaşlar. 3 numaralı cümlenin yani klasik yapıt bulunduğu alanda üzerinde çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen türünde örnek olarak görülen eserdir ifadesi. Dil ve anlam bütünlüğünü bozduğu için arkadaşlar doğru cevabımızdır. Yani C seçeneğidir. 23. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Okunacak şeyin ne değerde olduğunu kitapsız, gazetesiz ve arkadaşsız kalırsanız çok daha iyi anlarsınız. Bir an kendinizi tek başınıza bir odaya kapatılmış olarak düşünün. Biraz ekmek ve su bulduktan sonra ilk arayacağınız şey dilinizden anlayan bir insan olacaktır. Nokta nokta nokta. Bulabildiğiniz kitabın yazarı sizin bu tek başınıza kaldığınız anda konuşabileceğiniz tek arkadaş değil midir ifadelerine bakacağız. İşte yalnızlıkta bir dostun bir arkadaşın yerini ancak kitap alabilir. Olabilir dursun. İnsanların çoğu yalnız kalmayı kalabalıklarda olmaya tercih edecektir. Bunu çıkaramayız. Elemiş olduk. Kitap olmadan yaşamaya alışmış insanlar için hiçbir anlam taşımayacaktır. Bunu da elemiş oluruz. Kitapların insanı hayal bile edemeyecekleri yerlere götürebileceğini unutmayın. Bunu da ederiz. Yalnız kalınca kendinizi daha iyi sorgulama fırsatı yakalamış olacaksınız. Bunu da elemiş oluruz. Doğru cevabımız nedir? Dil ve anlam bütünlüğü sağladığı için A seçeneği olacaktır. 24. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bakın bize ne yapmış arkadaşlar? Değinilmeyeni sormuş. Seçeneklere bakalım. Ay'a İrini Kilisesi'nin tarihi eser deposu olarak kullanıldığı. A seçeneği nerede var arkadaşlar? Hemen ilk cümlede Ay'a İrini Kilisesi'ni konarak buranın tarihi eserler deposu olarak kullanıldığı ifadesinden A seçeneğini çıkarırız. A elemiş olduk. Müzeyi Hümayun'a Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden Mr. Gold'un ilk müdür olarak atandığı demiş. Bakın arkadaşlar Galatasaray Lisesi öğretmenler Mr. Gold ilk müdür olarak tayin edilmiştir ifadesi çıkıyor. Buradan da biz B seçeneğini demiş oluruz. Yine Fatih devrine ait Çinili Köşkün arkeolojik nitelikler, nitelikte parçalar nakledilerek genel karakterde bir müze haline getirildiğini demiş. Peki bu nereden çıkıyor arkadaşlar? Bu da Şuradan itibaren okursanız biz C seçeneğinde çıkmış olduğunu görüyoruz. O yüzden C'yi de eledik arkadaşlar. D seçeneğinde yer alan bir genelge ile bütün valilerden ülke sınırları içindeki eski eserlerin korunması istendiğini görüyoruz. Bu da yine arkadaşlar Saffet Paşa bütün valilere ülke sınırları içerisindeki eserlerin korunmasını istemiştir. Bu da buradan çıkıyor. D seçeneği. Bunu da olduk. Fakat İlk Türk Müzesi'nin Fatih devrinden sonra kurulup günümüze kadar geldiği gibi bir ifade parçada yer almadığı için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 25. soru. Numaralanmış cümleler anlamlı bir paragraf oluşturacak şekilde sıralandığında baştan dördüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Arkadaşlar parçaya baktığımızda en genel yargının 5 numaralı cümle olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bu nedir? 1 olacaktır arkadaşlar. Yine Bundan sonraki gelen ifadelerde dil ve anlam bütünlüğünü sağlayan bir numaralı cümle 2 olacaktır. Bundan sonraki gelecek cümle ise arkadaşlar bir olgudan bahsetmiş. O yüzden bu olguyu ifadesinin yer aldığı 3 numaralı cümle 3 olması gerekiyor. Sonra örneklendiriyor arkadaşlar. Bu 4 olur. Daha sonra da bir sonuca bağlıyor. Bu da 5 olur arkadaşlar. Bize baştan 4. cümleyi sormuştu. Baştan 4 nedir? 2 nolu cümledir. Yani doğuracağımız nedir? B seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben kendi toplumsal zamanımı ve mekanımı dül üzerinden gerçekleştirmek zorundayım diye düşünüyorum. Örneğin, Tanpınar'ı çok seven biri olarak asla onun gibi yazamam gerektiğini en başında kabul ettim. Çünkü o, baş o başka bir zamana aitti. Tam bunlar sanayi devrimine muhatap olmuş bireyin sıkıntılarını yazıyordu. Biz ise internet devrimine, dijital teknolojiye ve gen teknolojisine muhatap olmuş bireyin sorunlarını yazmak zorundayız. Dünyanın hem zamanı hem mekanı değişti. Ölümün mekanı değişti. Şimdiye beyin ölümünden, organ naklinden bahsediyoruz. Roman bütün bunların farkında olmak zorunda diye düşünüyorum. A seçeneğine baktığımızda romanın toplumsal zaman ve mekan farklılaşmalarını yansıtmak gibi bir işlevi vardır ifadesini çıkarabiliriz. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 27. soru. Bu partide söz edilen romanla ilgili olarak yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Bakalım. Akıcı bir anlatımı olduğu ifadesini görüyoruz. Birinci cümlede. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın bu şurada var bir solukta okuyabileceğiniz ifadesinin yer aldığı şurada bir solukta okunabilecek kitaplardan demiş. Buradan bunu çıkarabiliriz. Dolayısıyla biri elemiş olduk. Yalın bir dil kullanıldığına demiş. Bunu nereden görüyoruz arkadaşlar? Bunu da ilk yıllarında başlayan dilimizi sadeleştirme edebiyatı herkesi yayma eğiliminde etkilenmiştir. Sözcükler olarak olabildiğince basit cümlelerde genelde kısa ve kuraldır ifadesinden biz İkiyi çıkarırız. İkiyi de elemiş olduk. Güçlü betimlemelerle desteklendiği demiş. Peki bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Bakın bunu da en başta yer alan güçlü betimlemelerle desteklenen bir yapıt ifadesinden üçü de çıkarmış oluruz. Üçü de elemiş olduk. Peki anlatımın bütünüyle kusursuz olmadığı ifadesini nereden çıkarırız? Bunu da arkadaşlar anlatımında bakın şurada küçük eksiklikler olsa da demiş buradan da 4'ü çıkarırız. 4'ü denemiş olduk. Uzun süreli bir birikimin ürünü olduğu demiş. Bu çıkmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 28. soru. Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ifadesine bakıyoruz. Bakın bindiği dalı kesmek misali, ağlamayana meme yok misali, dostlar alışverişte görsün. Ağustos böceği misali kuru gürültüye papuç bırakmamak misali demiş. Parçamıza bakıyoruz. Zaman değiştikçe toplum kabuk değiştiriyor. Değerler farklılaşıyor. Eskiden çocuklar doktor, itfaiyeci, pilot gibi insanların iyiliklerine başlayan meslekler istiyordu. Diğerlerine yardım etmek, toplumun daha iyi olması için çalışmak, anne babalardan aldıkları eğitim ve görgünün bir parçasıydı. Bugün çocuklar görünmek istiyor, dikkat istiyor, tanınmak istiyor. Dünya görsel bir hal alıyor. Daha fazla güç ve popülerlik arayışında çocuklar. Nokta 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 nokta. Ne kadar çok sesin çıkarsa o kadar iyi olursun. Ne kadar çok insanın dikkatini çeker, ne kadar göz önünde olursan o kadar güçlü oluyorsun ifadelerinden. Biz arkadaşlar bindiğin dalı kesmek ifadesini çıkaramayız. Allamayana meme yok misali dursun. Dostlar alışverişte görsün bu da olmaz. Ağustos böceği misali bu da dursun. Kuru gürültüye papuç bırakmamak misali bu da olmaz. Bunu denemiş olduk. Şimdi Ağustos böceği dikkat çekmek için ya da e, popülerlik kazanmak için mi bu işi yapıyor? Hayır. Fıtratının gereği olduğundan dolayı o yüzden destinin denemiş oluruz. Ama ağlayan kişi nedir? Başka birinin dikkatini çekmek amacıyla yapar. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 29. soru bu parçanın tamamında Türk kültürünün özelliklerinden hangisine veya hangilerine atıfta bulunulmuştur diyor. Şimdi parçamıza baktığımızda değerli arkadaşlar geniş bir coğrafyada oluştuğunu çıkarabiliriz. Niye? Çünkü Çin'den tutun arkadaşlar daha sonra Hindistan'dan, daha sonra arkadaşlar Mezopotamya'dan, İran'dan birçok yerden bahsediyor. Dolayısıyla Anadolu'dan bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar birçok coğrafyada oluştuğu çıkarılabilir. Fakat insanlığın ortak zenginliği olduğu çıkarılamaz. Yine e, her ülkede izlerine rastlandığı bu da çıkarılamaz. Bundan dolayı doğuracağımız nedir? Atıfta bulunulur dendiğinden dolayı C seçeneği arkadaşlar bizim doğuracağımız olacaktır. Bu diyalogda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirmelidir sorusu var. Bakalım. Röportaj Bir şeyler karalıyorum ama kitap olur mu? Hiç bilmiyorum henüz. Brooklyn Çılgınlıkları kitabından sonra uzun süre yazacak bir konu bulamadım. Uzun süre beklemem gerekti. Aynen öyle. Her son cümlede ben de aynı şeyi söylerim. Zira yazdığımız sürece kendi hayatınızı yaşamıyorsunuz. Oysa yaşamak gerekir yeniden yazabilmiş, yazabilmek için ifadesinde. Bakın arkadaşlar bir numaralı boşluğa biz neyi getiririz? Yazmayı planladığınız yeni kitaplar var mı? Bir şeyler karalıyorum ama kitap olur mu bilmiyorum henüz. Dil ve anlam bütünlüğü sağlamış oldu. Yaşamın içinde yazılmayı hak eden çok ayrıntı olduğunu düşünüyor musunuz? Aynen öyle katılıyor ve açıklamasını yapıyor. Bundan dolayı da doğuracağımız nedir? E seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Bakın çıkarılamayanı sormuş arkadaşlar. Parçamıza bakalım. A seçeneğine baktığımızda köpek balıklarına yönelik en önemli tehdit bilerek ya da yanlışlıkla yapılan avlanmalardır ifadesini görüyoruz. Bakın burada en önemli tehdit bilerek ya da yanlışlıkla yapılan avlanma demiş. Buradan A seçeneğini çıkartmış oluruz arkadaşlar. A'yı eledik. Bazı köpek balığı türleri yüzgeçleri ve eti için avlanılmaktadır ifadesi var. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Burada da bazı türler yüzgeçleri ve eti için bazı türler de yalnızca yüzgeçleri için avlanıyor ifadesinden B seçeneğini çıkartmış oluruz arkadaşlar. B'yi de eledik. 10 yıl içinde nüfusu %50 oranında düşen köpek balığı türleri tükenmeye yakın olarak tanımlanmaktadır ifadesinde bakın tükenmeye yakın değil. Bu arkadaşlar nedir? tükenme tehlikesi altında olandır. Tükenme tehlikesi altında olandır. Dolayısıyla doğru cevabımız C gibi duruyor. Bu dursun. Okyanusların üst katmanlarında yüzen 21 tür köpek balığı ve onların vatoz gibi yakın akrabaları bulunmaktadır ifadesini nereden çıkarırız? Bunu da arkadaşlar ilk cümleden çıkarabiliriz. Yani şuradan çıkarabiliriz. Bundan dolayı D'yi elemiş olduk. E nerede var? Köpek balıkları geçmişte turna ve kılıç balıklarını avlayan gemicilerle gemilerce yanlışlıkla yakalanmıştır ifadesini ise biz arkadaşlar bakın kılıç balıklarını avlayan gemilerce yanlışlıkla yakalanıyordu ifadesini çıkarabiliriz. Dolayısıyla burada da E vardır. Bunu delemiş oluruz. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 32. soru bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Örneklendirme, sayısal veriler, bilgilendirme amacı, karşılaştırma, tanık gösterme. Arkadaşlar, örnekleme var mı? Evet, var. Şurada bakın söz gelimi ifadesini kullanmış. Örnek veriyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oldum. Sayısal veriler var mı? Var. %50 oranında demiş. 10 yıl içinde demiş. 10 tanesi demiş. 21 tür köpek balığı demiş. Dolayısıyla B şeridine de demiş oluruz. Bilgilendirme amacı oluşturuluyor mu? Evet. Dolayısıyla C şeridine de demiş oluruz. Karşılaştırma var mı arkadaşlar? Karşılaştırma da var tabii ki. En önemli tehdit demiş. Bakın. Demek ki başka tehditler tehditler de var. En önemlisi bu. D şeridine de demiş oluruz. Ama paragrafta herhangi bir kişinin sözüne yer verilmediği için tanık gösterme yoktur. Bundan dolayı da doğuracağımız nedir? E seçeneği olacaktır. 33. soru. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Buna bakmış olacağız. Parçamızın son kısmına bakacak olursak. Orada şöyle bir ifade var. Çünkü edebiyat okuru genellikle tutucudur. Tanıdığı, bildiği, kendi dilinde eserleri tercih eder. Yani bir yazarı kabullenmesi çok zordur. Hele bu yazar dilini, edebiyatını, kültürünü bilmediği bir ülkenin tanımadığı bir yazarıysa çok daha uzak durur ifadesinden biz ne anlarız arkadaşlar? Nitelikli edebiyat türlerinin ana dilde meydana getirilebileceği. Hayır. Yabancı dille yazılan edebi yapıtların anlamının bir takım zorluklar olduğu. Olabilir belki. Bir yabancı dile çevrilmenin yazar için büyük önem taşıdığı. Bu da olamaz. Yabancı bir okurun beğenisini kazanabilecek çeviri eser ölçütlerini yakalamanın önemi. Daha çok buradan bahsediyor gibi arkadaşlar. Bundan dolayı da doğuracağımız nedir? D seçeneği olacaktır. 34. soru. Bu parçadan pazar yeri ile ilgili olarak yargılardan hangileri çıkarılamaz demiş. Bakın çıkarılamayanı soruyor. Bire bakalım. Taşıdığı özellikler açısından toplumsal kültürü yansıttığı demiş. Bunu nereden anlarız? İlk cümleden çıkıyor arkadaşlar. Şuraya kadar okuduğumuzda bir çıkar, biri elemiş olduk. Piyasalar üzerine dikkate değer bir etkisi olduğu ifadesi var. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bunu da bakın şurada piyasaların oluşmasında önemli rol oynar demiş. Buradan dolayı da biz 2'yi çıkarmış oluruz. 2'yi de Üreticiye çok yeni satış olanakları sağladığı demiş. Bu nerede var arkadaşlar? Bu paragrafın hiçbir yerinden çıkmıyor. Bunu alabiliriz. Yine insanların sosyalleşme ihtiyaçlarını karşıladığı Arkadaşlar bu da paragrafın hiçbir yerinde bulunmuyor. Bunu da alabiliriz. Halkın alım gücünün gözlemlenebileceği bir yer olduğu demiş. Bu nerede var? Bakın alışveriş yapan insanlar gözlemlense ülkenin alım gücü ortaya çıkabilir demiş. Buradan da biz 5'i çıkarırız. Bundan dolayı 5'i de dedik. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? 3 ve 4'ün yer aldığı D seçeneği olacaktır. 35. soru. Bu açıklamaya göre Aşağıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin anlatımı yalındır demiş. Yalınlık anlatımın süsten, söz sanatlarından uzak olmasıdır. Karşıtı süslülüktür demiş. Arkadaşlar parçaya baktığımızda bakın kantarın topuzunu kaçırmaya başladı diyor. Bu olmaz. İkinci cümlede bu genç yazarları yüreklendirmek yerine yaptıkları işten soğutup uzaklaştırdılar. İşten soğutmak bu da olmaz. Durum böyle olunca edebiyat alanında çok da başarılı olamadık. Olabilir bu dursun bir. İşin asıl kötü tarafı okur, birkaç yerleşik yazarın birbirinin tekrarı eserlere mahkum oldu diyor. Bu da olmaz. Bu ifadeden dolayı bunu delirmiş olduk. Ülkemizde yavaş yavaş oluşmaya başlayan okuma kültürü de büyük bir yara aldı ifadesinden dolayı beş de olmaz. Bunu da eleriz. Burada arkadaşlar doğru cevabımız nedir? 3 numaralı cümle olacaktır. Yani C seçeneği doğru cevabımızdır. 36. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlamca bütünlük sağlanmış olur diyor. Bakalım. Gerçeğin birçok köşesi vardır. Sait Faik bunu hiçbir zaman unutmadı. O kahramanlarını ekmek kavgası veren bir robot gibi anlatmadı ifadesinden. Şimdi anlatımında yer yer açıklama cümlelerine yer verdi. Olmaz anlattığı kişileri yakından tanıdığı insanlardan seçti olmaz. Onların sevinçlerini, sıkıntılarını, üzümlerini, aşklarını bir bütün olarak dile getirdi. Olabilir arkadaşlar bu. Çünkü ne vardı? Gerçeğin birçok köşesi oldu. Bunu söylemişti. Dolayısıyla burada bundan bahsediyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 37. soru. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir demiş. Bakalım ikisi bir değil bunların. Benim okumam, düşünmem, düşler kurmam hiç kimsenin sevdiği bir işi yapmasına engel olmuyor. Ben odama kapanmışım. Kimseyi rahatsız etmiyorum ama çalgı dinlerken çevrede kim varsa hepsi de olabilecek hepsi de bilecek onların çalgı dinlediğini okumaktan, düşünmekten hoşlanmayan kimse benim okuyup düşünmemde rahatsız oluyor mu ifadesini görüyoruz. Baktığımızda Müzik dinlemeyi sevmiyor musunuz ki başkasının dinlemesine karşı çıkıyorsunuz? Bu olamaz. Onlar sizin okumanıza, düşünmenize karışıyorlar mı ki siz de onların çalgı dinlemesine karışıyorsunuz? Arkadaşlar doğru cevabımız nedir? Budur. Dil ve anlam bütünlüğü sağlıyor. İlk cümleyle de uyumlu. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 38. soru. Bu parçada işlenip Geliştirilen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Günaydın tavuklar horozlar, artık memnunum yaşamaktan. Sabah erkenden kalktığım zaman siz varsınız, gündüz işim var arkadaşlarım, gece yıldızlar var, karım var. Günaydın tavuklar horozlar. İfadesinden canlı sevgisi olmaz, doğa özlemi olmaz, birliktelik duygusu olmaz, geçmişe özlem olmaz. Yaşama sevinden cinden bahsediyor. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 39. soru bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş arkadaşlar. Bakın çıkarılamayanı soruyor. Göbekli Tepe arkeolojik alanının nerede bulunduğu. Arkadaşlar bunu çıkartabiliriz. Bakın şuradan itibaren başladığımızda bu çıkıyor. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz arkadaşlar. Alanın ne zaman ve kim tarafından keşfedildiği bu da çıkıyor değerli arkadaşlar. Bunu nereden çıkarıyoruz? Şurada bakın. İstanbul Chicago Üniversitesi demiş. Buradan itibaren aldığımızda şuraya kadar olan kısımdan biz B seçeneğini çıkarırız. Bunu denemiş olduk. Göbekli Tepe'nin tarihinin günümüzde ne kadar önceye de uzandığı yine şuradan itibaren ele aldığımızda bu da çıkıyor. Bunu denemiş olduk. Göbekli Tepe'nin hangi tarihi dönemi ilişkilendirildiği bu da arkadaşlar nedir? Şurada anlatılmakta Neolitik dönemle görmüş olduğunuz gibi ilişkilendirilmekte. Bunu denemiş oluruz. Göbekli Tepe'nin hangi millet tarafından inşa edildiğine değinilmediği için doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 40. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Arkadaşlar betimleyici ögeler var mı? Var parçanın genelinde Göbekli Tepe'nin özelliklerinden bahsediyor. 5 ederiz. eleriz. Sayısal veriler var mı? Var. Bakın 12 bin yıl önce demiş. 30 metre demiş. 20 yuvarlak ve oval yapıt demiş. 2 adet demiş. 5 metre yükseklik demiş. Bunlar sayısal veridir. C seçeneğini elemiş oluruz. Açıklayıcı ifadeler var mı? Evet. Göbekli Tepe hakkında bilgi veriyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Terimsel ifadeler var mı? Evet o da var. T biçimi demiş bakın burada. Dolayısıyla bu da terimsel bir ifadedir. Bunu denemiş oluruz. Fakat kanıları değiştirme gibi herhangi bir duygu ve düşünce yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.